Azat'ı ben vurdum. Sen kimsin? Aslan. Torunum. Lan sen Fakir. Ya ne yapıyorsun ya Fakir? Bu kılına zarar geldiyse seni öldürürüm. Ben ölürüm onu. Baba. Asat abi. Asat oğlum. Oğlum sen iyisin değil mi Asat? İyiyim. İyisin değil mi? İyiyim baba, bir şeyim yok. Bak ayaktayım. Korkulacak bir şey yok. Hadi, hadi gidiyoruz. Kimse bir yere gitmiyor. Senin yalan değil mi bu? Ha? Sen yaptın değil mi? Bu adam sizin adamınız. Azize, torununu kurtarmak için sen ayarladın değil mi bu adamı? Dede, ben söylüyorum ben. Beni vuran Miran değildi. Sen mi? Bendim. Dede! Koşun. İyiyim. Kimse kimseyi vurmayacak. Azat'ı vur. Evet, beni vuran Aslan'dı. Ama hayatımı kurtarandı o. Asat sen ya, ne anlatıyorsun oğlum? Ne diyorsun sen? Benim hatamdı. Avlanıyorlarmış. Karşılarına çıktım. Kaza kurşunu yani. Beni Aslan vurdu. Ama hayatımı da o kurtardı. Başına gelecekleri bile bile beni alıp buraya getirdi. Hiç kimse Aslan'a dokunmayacak. Buradan kimseyle bir derdimiz yok. Gerisi bizim meselemiz. Hadi. Nerede konuşuruz? Sen de bizimle geliyorsun. Buyurun gidelim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? O herif gibi cevap ver! Odama gel, orada konuşacağım seninle. Miran! Sakın! Aç Aslan'ın kafesine girilmez. Bırak ne halleri varsa görsünler. Bu yaptığının da hesabını sormayacağız. Sana söylemiştim. O odadan çıktığında çok kötü şeyler olacak demiştim. Burada bir şey oldu, bizden bir şey saklıyorlar. Ne olduysa oldu. Bilmemiz gerekiyor olsaydı bilirdik. Sen nasıl dersin? Bu bizim hayatımız, bu benim hayatım. Babaannem bizi öyle canını istediği yere savuramaz. Burada ne olduğunu, bizi niye öyle apar topar yollamaya çalıştığını anlatacak. Gönül, hani babaannem Miran'ı ölüme gönderiyor diyordun ya. Babaannem bugün kendi ölüme gidiyordu. İntikamı için herkesten vazgeçtim. Senden bile. O zaman ben de ondan vazgeçerim. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.